Merhaba. Meyve ve sebzelerimizin etkin temizliğinde en çok merak edilen konu temizlik için sirke mi kullanacağız? Karbonat mı kullanacağız? Yoksa sadece musluğumuzdan akan suyun altında mı temizliğimizi gerçekleştireceğiz? Bunlar kafaları karıştıran soru işaretleri. Bugün sizlere meyve ve sebzenin bu yöntemlerle temizliğinden bahsedeceğim. Ancak öncelikle sirke hakkında biraz bilgi vereyim. Sirke tek başına aşındırıcı bir etkiye sahiptir. Ve bazı meyve sebzelerin eğer bünyesinde pestisit yani ilaç kalıntıları var ise bu sirkenin aşındırıcı etkisinden dolayı mevcut pestisitlerin miktarı artabiliyor. Ancak bu hepsi için geçerli değil tabii. Eğer evde etkin bir temizlik olsun istiyorsak fiziksel kirler için pestisitler için mikroplar ve parazitler için bunlara karşı 3 tane yöntemden bahsedeceğiz. Bu uygulamaları yapabiliriz. Öncelikle birinci yöntemimizi yapalım. Yani sadece fiziksel kirlerini gidermek için ne yapabiliriz? Meyve sebzemizi ne olursa hangisi meyve sebzemizi sadece musluk suyunun altında yıkayarak ve iyice ovalayarak yıkayarak temizliğimizi yapabiliriz. Burada sadece fiziksel kirleri bertaraf etmiş oluyoruz. Ancak pestisitler devreye girdiğinde burada karbonatı kullanacağız öncelikle. Karbonat belli bir miktarda kullanılması gerekiyor. Bunun için yapılan çalışmalar en etkili yöntemin 1 litre suya bir çorba kaşığı silme karbonatı söylüyor. Şimdi bunu yapalım. Evinizde bir basit bir mutfak terazisi olabilir. Ben 1 litre suyu hazırlamıştım. Bu gördüğünüz noktaya suyu boşalttıktan sonra 1 litre suyu karbonatı bakınız. Bu bir silme çorba kaşığına eşdeğer attım ve meyve sebzeyi dezenfekte edeceğim. Bu kabı bakınız bu şekilde. Önce bir karbonatın tamamen erimesini sağlıyorum suyun içerisinde. Şu an eridi. Zaten çok hızlı eriyebiliyor. Ve ardından dilediğiniz meyve sebzeyi, mesela bir salatalığı, bir eriği içerisine atıp 10 dakika bekletiyoruz. Bu işlemin özeti budur. En basit hali budur. 10 dakika bekletiyoruz. Peki mikrop ve parazitler için ne yapacağız? Şimdi de devreye sirkemiz giriyor. Karbonatlı suda 10 dakika beklettiğimiz, bakınız bu ürünleri 10 dakika beklettiğimiz ürünleri şimdi mikrop ve parazitten arındıracağız. Diğer bir kabımızda da sirkeli suyumuzu hazırlayalım. Burada da gene 1 litre suya bu sefer 25 mililitre. Bu da yaklaşık 3 çorba kaşığı sirkeye eşdeğerdir. Bakın 2 ve 3. Hemen karışıyor zaten. 3 çorba kaşığı sirkemizi de koyduk. Ne yaptık? Burada 10 dakika bekledim. Tabii şu an olmadı ama biz 10 dakika beklettiğimizi farz edelim. 10 dakikanın ardından bunları sirkeli suda da beklettiğimiz zaman bu sefer 5 dakika bekletiyoruz bu ortamda. Sirkeli suda 5 dakika bekliyor. 5 dakika bekledikten sonra da aldığımız meyve sebzemizi duruluyoracağız. Güzelce ovalayarak durulayacağız ve tüketime hazır hale getireceğiz. Bu uygulamalar ile daha çok biz ne dedik? Yüzeydeki kirlerden ve yüzeydeki ilaç kalıntılarından, mikrop ve parazitlerden arındırmış oluyoruz. İlaç uygulaması aslında daha çok meyve sebzelerin çiçek dönemindeyken uygulanabiliyor. Örneğin bir elma ağacı çiçek dönemindeyken, bu hale gelmeden önce çiçek dönemindeyken ilaçlanabiliyor. Ve bu ilaç meyve veya sebzenin merkezine kadar işliyor. Yapılan bazı çalışmalar
pestisit yani ilaç kalıntısı analizini sadece yüzeyde aramamış, merkezindeki çekirdekte dahi pestisit kalıntılarına rastlamıştır. Bu da bize bu çiçeklenme dönemi hikayesinin doğruluğunu gösteriyor zaten. Yani bu şekilde bir temizlikte aslında tam anlamıyla %100 temizlik yapmış olmuyoruz. Bahsettiğimiz bu yöntemlerde. Bazı çalışmalarda ise yüzeyin hemen altında biriken pestisitler üzerinde tam olmasa da etkili bir arındırma yaptığını kanıtlamıştır. Hani sadece kabukta değil, kabuğun biraz altında etkili göstermiştir. Ben gene de bu yöntemleri 10 gram yani bir silme çorba kaşığı karbonatlı su 1 litrede ve ardından gene 1 litrede 25 mililitre yani 3 çorba kaşığı sirkede bekletilip durulanmış bir meyve sebzede kaynağını bilmiyorsanız tavsiyem bir bıçak yardımıyla gene de meyve sebzenizin kabuk kısımlarını ayırmakta fayda vardır. Zira bahsettiğim gibi meyve sebzelerin sadece kabuğunda çok yoğun, alt kısımda da var ama bu garanti bir yöntemdir. Dolayısıyla sizler de meyve sebzelerinizin temizliğinde bu işlemleri yapıp ardından kabuğu sıyırabilirsiniz. Eğer kendi bahçenizde kendi yetiştirdiğiniz meyve sebzeleriniz varsa ve onlara ilaç kullanılmadığını biliyorsanız onlar da bu işlemlerde yani kabuğu soymadan o meyveyi veya sebzeyi kabuğuyla tüketebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Bu sadece bahsettiğim gibi kaynağı bilinmeyen meyve sebzeler için geçerlidir. Kabuk soyarak tüketmek. Şu anda mevcutta 650'nin üzerinde ilaç etken maddesi bulunmaktadır. Ve bu kadar çok etken madde varken aslında hangi meyve veya sebzede hangi ilaç kalıntısı kullanıldı bunu bilsek ona göre en etkili yöntemi belirlemek çok daha kolay ve pratik olacaktır. Bu yöntemler kısaca böyle. Son olarak da sizlere bir takım diğer yöntemlerden de bahsedeyim. Bu bahsedeceğim yöntemler biraz pahalı yöntemler. Bunlardan bir tanesi ultrasonik temizleyiciler. Yani mutfaklarımızdaki, musluklarımızdaki evyelerin alt kısmına monte edilip kullanılan cihazlar. Bunlara evyesonik tipi ultrasonik cihazlar deniyor. Bunların meyve sebzelerin pestisit ilaç kalıntılarına karşı etkinliği %45 ile 90 arasında değişebiliyor. Bu meyve sebzenin tipine, cinsine ve kullanılan ilacın miktarına göre değişebiliyor. Diğer bir yöntem ise bileşiminde hipokloroz asit olup onun kullanılmasıyla yapılan temizlikte etkili yöntemlerden bir tanesidir. Bir de şunu söylemeden geçmeyeceğim. Gıda temizliklerinizde lütfen ama lütfen çamaşır sulu çözeltiler veya sabunlu suyla meyve sebzenizi yıkayarak temizlik yapmayınız. Bunlardan kaçınınız. En güzel, en pratik yöntem şimdilik bunlardır. Koronavirüse karşı bu yöntemler etkili değildir. Koronavirüs üzerine etkili olan yöntemi daha sonraki videomda size anlatacağım. Çünkü koronavirüs zarflı yapıda bir virüstür. Ve lipid yani yağ tabakası bulunduğu için yağı en iyi çözen etki alkoldür. %96'lık tarımsal kökenli bir etil alkol ile özel bir karışım yapacağız. Ve meyve sebzelerimizin temizliğini virüse karşı, koronavirüse karşı o şekilde temizleyeceğiz. Özetle meyve ve sebzelerimizin temizliklerinde özellikle pestisit yani tarım ilacı kalıntısı şüpheniz varsa karbonatlı suda bir çorba kaşığı silme 1 litre suda hazırlıyoruz. Bu tabii çok fazla miktardaysa ürününüz buna göre ayarlayabilirsiniz. 2 litreye, 3 litreye göre 2 veya 3 çorba kaşığı karbonat ilave ediyorsunuz. Mikrop ve parazitler için 1 litre suya 3 çorba kaşığı yani 25 mililitre sirke demiştim. Bu şekilde onda da bekleterek uygulayabiliyorsunuz. Hepinize kolay gelsin.